Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli körülmeler. İstiklal gündelik haberlerini görüşenlerin kızın kardeşlerimiz, ben Abdullah Yalqın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve Dünya Kün Tertifi'ye alakadar en mühim haberlerini huzuruma sunumuz. Benim istiklalar ekranımız olsun. Üç devlet Xitay'a karşı yadro energiyelik paraxot planını ilan kıldı. Amerika, Avustralya ve Angliya 13 Mart 2030 yıllarının 5'inden başlayıp, Avustralya'nın yadro energiyelik su astı paraxotu bilen təminləş planının təfsilatlarına aşkarıldı. Amerika Avazı'nın bu axtaki haberde bildirilmişçe, Amerika Prezidenti Joe Biden, Avustralya Başministeri Anthony Albanese bilen Angliya Başvaziri Rishi Sunak'ın hemralıqıda, Kaliforniya'nın San Diego'daki Amerika Deniz Armiya Bazısı'da ötküzülgən mürasimde söz kılgan. Biden sözü de 2021 yıldaki Avustralya, Angliya, Amerika üç taraflık bir xatırlı kilişiminin Amerika ve onun en küçülük iki ittifakdışının erkin ve uçuk Hindi-Tinic Okean rayonu kurup çıkış üçün kılgan ortak vadisinin bir kısmı ikerlikine bildirgen. Yığın dinkin üç taraf birleşme bayanat ilan kılgan bulup bayanatta mezkur kilişimge asasen Amerika'nın Avustralya'ya 2030 yıllarının 5'de Hemibab Dinamik şirketi yasap çıkan Amerika'nın Virginia derecelik 3 yadro energiyelik su asti paraxotunu setip beridiganlıqı, eğer Avustralya ihtiyaclıq bulup kalsa, koşumca 2 paraxot setip alısı buluduganlıqı, 3 taraf birlikte tətqiq kılıp yasaydıgan bu paraxotta, Angliya lahiligen paraxot gevdesi asas kılınıganlıqı, en ilgar Amerika texnikisi işiltilgenlıqı, Angliya ve Avustralya'da yasılıdıganlıqı bildirilgen. Avustralya Başministeri Albanese murasımda biz bu yerde tüzgen August gelişimi tarihimizdeki Avustralya'nın rayondaki bihaterlik ve mukumluğunu küçeytiş üçün en zor meblağ selişiği vekilli kılıdı o diyen. Xitay August'un planını kanunsuz yadro kengeytiş hareketi edip ayıplab gelgen bulup, Xitay'nın Birleşken Devletler Teşkilatı'daki vekiller ömeki bu plan ilan kılıngan dinkin Twitter hesabı da bu kilişim yadro kengeyiş xaupini küçeytidu. Xalqaranın yadro qorallarını kengeytmeslik sistemisiği buzgunculuk kılıdu. Rayonda qoral yaraq riqabetini aşırıp, tinişlik ve mukumluğu ziyan salıdu dep jar salgan. Tarqılıvatqan sırlar Xitay'nın mecburi emgek cinayetini paş kılmaqda. İctimai uçur vasıları tarqılıvatqan sırlar Xitay şirketinin mecburi emgeki selinivatqan Uyghurlarının ahvalini devamlıq paş kılmaqda. Xitay xalqara cemiyetini aldaş teşviqatını küşeytiş bilen birge Şarkı Türkistan xalqını izgil türüdü mecburi emgeki selinivatqan bulup, 10 Mart İctimai uçur vasıları tarqılıvatqan sırlarda aşkarılınışı Xitay Şarkı Türkistan xalqını intayin tövən iş haqqı bilen mecburi emgeki seliş cinayetini izgil devamlaştırgan. Tarqalgan sinnin biri de Xitay'nın Weihai Jiyu Beliqçilik Saymalları şirketinin Şarkı Türkistan'daki tarmıqıda mecburi emgeki selinivatqan yüzligen Uyghur er ayalının rətlik turguzulup, Xitay'nın atalmış devlet şiirini Xitaychi okuşku mecburlanğanlıqı körüstülgen. Onlarının okşaş iş forması kiyip, əskerki tizilip naqşı eytişi, qattıq tüzümde başkurluvatqan türmedeki cinayetçilerini əsildidigan bulup, iğir vasıtlar bilen kontrol kılınıvatqanlıqını körüstüp vermekte. Yeni birisinde mecburi emgeki selinivatqan Uyghurlarının beliq qarmıqı yasavatqanlıqı, iğir vazip tapşırılgandak ciddi meşgulat kılıvatqanlıqı körüstülgen. Yeni birisinde bolsa qarmaqlarını qacılaş seyhleri, yeşiklerge qacılınıvatqan qarmaqlarının, yani Uyghurlarının qan yeşi bilen boyalgan mecburi emgek məhsulatlarının ilanı körüstülgen. Xitay Şarkı Türkistan'da irqi qırğınçılıq cinayetini devamlaştırış bilen birge, xalqını her xil bahanlar bilen Xitay zavutlarda mecburi emgeki salmaqta. Xitay'nın bu cinayetleri xalqara cemiyetke aşkarlanğan türlük cezalar, imbargolar icra kılınıvatkan bir vaziyette Xitay teşviqat vasıtları saxtı teşviqatlarını devamlıq küçü etmekte. Bu axtı guvalıq bərgüçülərinin aşkarlışca mecburi emgek meydallardaki tamahının süpiti intayın naçar, şaqının intayın tövən bolğanına azdep, ay axırda tamah pulu tutup gelindikən. Bu sebeplik işçilerinin quluğa teximi az pul digidikən. 4 Uyghur futbolcu Xitay komandasını 8 küçülükke elip girdi. 4 Uyghur futbol mahiri Xitay futbol komandasını Asiya Longqisi futbol müsabıqısı da 8 küçülük qatarıqı elip girdi. Xitay Xalıq Doğru'nun haberde bildirilişe 9 Mart keşte 20 yaşın tövallar Asiya Longqisi erler futbol müsabıqısı D grupısının 3. aylanma müsabıqısı da Xitay komandası 4 Uyghur mahirinin tirişçallıqı bilen 1-1 netice bilen Kırgızistan komandası bilen tanlaşıp ahırda bir meydan utuş, bir meydan tanlaşış, bir meydan utturuştak netice bilen grupıdan çıkan. Şirzat Nur, Efirdin Asqar, Behram Abdüveli, Mutallib İmin'den ibaret Şarkı Türkistanlıq Uyghur mahirler
Hareketinin çebdesliği bilen uzun yıllardan beri türlük müsabakalarda şallanıp kelibatkan Xitay komandasını 8 küçülük komanda katarığı elip girgen. Bu meydan müsabakada komandadaki Afridin, Behram, Şirzat'tan ibaret 3 Uygur mahir aldı meydan hücum grupısını teşkilleyen. Müsabakı başlanıp 6 minut ötkende Afridin aldınkı meydanda topunu tartıp algan dinkin, çeklengen rayonunun aldığı top urganda karıştırıpının varatası tosup algan. 19. minutta Afridin karıştırıpının çeklengen rayonunda yeni bir kıtım top uruş pürüstü yaratkan. Müsabakı başlanıp 26 minut bolganda Behram meydan çetidin topunu elip büsüp ötüp, küçep top urgan, top okşaşlı tosu velingan. Kiyinki yerim meydanda mutallip zapas aza süptede meydanga çıkıp yeni bir kıtım hücum pırıstıge erişken. Musabıkının 58. minutuda Afridin sol taraftan top elip tiz süratli büsüp ötüp arkadın topunu otur yolu pas bergen. Çeklengen rayon sırtıdaki Kırgızstanlık topçu Bekbirdinov topunu öz varatasıgı kirgüzgen. 87 minut bolganda Kırgızistan komandası top kirgüzüp netice 1-1 bolgan. Ahırda Xitay komandası 1-1 netice bilen müsabakını ahırlaştırgan. Ve şunun bilen bir meydan yenip, bir meydan tenleşip, bir meydan yenilip 4 numarığı erişiştek netice bilen grupudun çıkan. Xitay komandası 13 Mart Koreya komandası bilen 4 küçlükke keliş üçün tutuşkan bolup, 3-1 netice bilen yenilip, bu kıtımlık Asiya lonkısı bilen hoşlaşkan. Ama Xitay haberlerde Uygur futbolcularının Xitay futbol komandasına koşuluşu Ümit Yıldızı'nın çakınıqallıqı degendek ibarlar oran alğan. Yokup ketken Tayvan askerinin Xitay'da ikkallıkı enaqlandı. Tayvan'nın Çonkuruqluq Münasibeti Ministeri Chiu Taisan 9 Mart Tayvan'nın erden arıldı vazife icra kılıvatkandı yokup ketken Tayvan askerinin Xitay'da ikkallıkını bildirdi. Tayvan taratqularının bu aqtiki xabirde bildirilişçe Tayvan'nın Jinmin nahisi erden arıldı vazife ötevatkan Çin familik 26 yaşlık asker yokup ketkili 5-6 gün bolgan bulup vaqadinkin bu askerinin Xitay deniz qırgıqı qoğdaş paraxotu tarafından elip ketilgenlikke aşkarlanğan. Tayvan'nın Çonkuruqluq Münasibeti Ministeri Chiu Taisan 13 Mart atigende Xitay taraf bizge yokup ketken askerinin ularının koluda ikkallikini uxturdi. Ama karış taraftaki tertipler yanada devamlaşmakta. Minunçi ular tekşürüş arqılıq mesele aydınlaşkan deyinkin, ekvalının tefsilatını taşkı dünyağı ilan kılıdı o deyken. 13 Mart atigende Chiu Taisan Taybi Kanun Palatası da bu tuğurluq dökülat berip, meseleni sürüştürüşke tayarlı kılıvatkallıqını bildirgen. Tayvan Devlet Müdafiye Ministerliği ve münasibetlik orullar növettiki vaziyetini eniqlaşkı kirişken. Chiu Taisan muhbirlarının mezkur asker 15 Martçı kayıtıp gelmese kaçkun asker deb karıldığan karılmaydıganlıkı hakkıdaki sualıgı cevap verip, bu meselini Devlet Müdafiye Ministerliği ve Adliye Ministerliği bir taraf kılıdı. Devlet Müdafiye Ministerliği'nin bu aktı belgelik mekanizmi var. Askerinin karış tarafki ütüp gelişinin sebebini eniqlap çıkıdı degen. Türkiye'nin saylam vakit cedveli ilan kılındı. 2023 yılı 5. ayının 14. günü ötküzüldüğün Türkiye Prezidentlik saylımı bilen 28. nöbetlik parlament azaları saylımının vakit cedveli resmi gazette ilan kılındı. Türkiye Avası Radyosu'nun haberde kayıt kılınışça Prezidentlik saylım bilen 28. nöbetlik parlament azaları saylımıga iştibaklaşıp birleşme haleti de katnışıdığın siyasi partiyalar 18. Mart'tan 24. Mart'ıcı bolgan arlıqta İttifak gelişim namısını Ali Saylam organı'a tapşırıdıkken. Siyasi partiyeler prezident kandidatlığı'a 23 Mart Türkiye vakti saat 17'e iltimas kılısı buludukken. Prezident namzatlarının ahırkı tizimdeki 31 Mart resmi gazette ilan kılındıkken. Çetellerde ve çigra iğızları'da bilettaşlaş faaliyeti 27 April başlanıp 9 May ahırlaşıdıkken. Prezidentlik saylımı ve parlament azaları umumi saylımı 2023 yılı 14 May günü ötküzüldüğün bulup, birinci kıtımlık avaz berişte prezident namzatlarının biri galibi kalanmağın takdirde, ikinci baskışlık avaz beriş faaliyeti 2023 yılı 28 May ötküzüldüken. Ukrayna koral import kılışta dünyadaki 3. çoğun devletke aylandı. Stokholm Xalqara Tinichlik Şartnamaları İnstitutu Ukrayna-Rusya urushi sebebiden Ukrayna'nın 3. çoğun koral import kılıkçığı aylanğanlığını ilan kıldı. Türkiye Avası Radyosu haberde bildirilişçe Stokholm Xalqara Tinichlik Şartnamaları İnstitutu'nun yarışarı korallarını yötkeş doğrusudaki dokulatıga asaslanğanda 2022 yılı 24. fevral başlanğan Ukrayna-Rusya urushi Amerika ve Avrupa'dan Ukrayna'ğı zor miktardaki herbi yardım ikişini keltürüp çıkarğan.
Bu ahval Ukrayna'nı 2022 yılı dünyadaki 3. çoğun koral import kılıkçıya aylandırgan. Ukrayna 1991 yılı sabık Sovet İttifakı yemirilgen mezgilde müstakillikini kolga keltirgen ve 2021 yılının ahırgıca nurgun miktarda koral yarak import kılgan. Rusya'nın Ukrayna'ya karşı kozgan tacavuzculuk urushi bu ahvalını tihimu körünürlük derecede özgertgen. Stokholm Xalqaro Tinchlik Shartnomalari Instituti qoral-yarog' eksportiga Amerika ve Rusya'nın uzundan buyon hukmronlik qilayotganligini bu iki davlatning yaqinqi 30 yildagi eng cho'ng ikki qoral-yarog' eksportchisi ekanligini e'lon qilgan. Institutning sonliq ma'lumotlarida ko'rsatilishicha, Amerikaning 2018 yildan 2022 yilgacha bo'lgan mazgilda qilgan qoral-yarog' eksporti 2013 yildan 2017 yilgacha bo'lgan mazgildagidan 14% oshgan bo'lib, yer shari qoral eksportining 40% ni egallagan. Bu ikki mazgilda Rossiyaning qoral-yarog' eksporti 31% tuvalligan bo'lsa-mu, dunyo qoral eksportidagi ulushi 22% dan 16% ga tuvalligan. Fransiyaning ulushi 7.1% dan 11% ga o'rligan. Turkiyaning yerlik avtomobili tog mushahabti bozorga selindi. Turkiya Sanoat va Texnologiya ministerligining muavin ministri Mehmet Fatih Qajir Turkiyaning yerlik avtomobili togining mushahabti bozorga selindiganligini e'lon qildi. Turkiya Avazi radiosi xabarida qayd qilinishicha Mehmet Fatih Turkiyaning yerlik va milliy avtomobili tog dünyadaki en ilgar tok avtomobil markalarından biri buludu. Şundakla avtomobil sahasında köpligen teknolojilik yenilik yaratış teşebbüslerinin otturuğu çıkışı da türkilik rol oynaydı degen. Malum buluşça TOG'nun tuncu qitim C derecelik su tipi bazarı selindigen. Emeli setiliş bahası kısqı vaqt içinde cemaatçilikke ilan kılındigen. Bildirilişçe Türkiye'nin nişanı bu yılın ahırlarıca tahminen 20 bin avtomobil işlep çıkırış, 2030 yılıca bunu 1 milyonu yetküzüşüşken. Bursa vilayetinin Gemlik rayonundaki avtomobil işlep çıkırış zavodu da 2022 yılı 29. oktyabr Türkiye'nin yerlik avtomobili togini Türkümlep işlep çıkırış hizmeti başlangan idi. Hürmetli görmelerimiz, şunakla bugünkü haberlerimiz müşerde ahırlaştı. İnşallah ertki programımızı görüşürüz. Aman boğazlar. Selamun aleyküm ve rahmetullah.